Şimdi başladı bak, tamam. Bakayım dur. Bak bakalım. Çok pardon. Hala bekliyor diyor lan. Dur şimdi geldi Efendim? bildirim falan. Tamam. Daha bir de ben şeyi yapayım. Şu bağış özelliğini açayım unutmadan. Senin sesin iyi geliyor. Güzel. Geçen bağış yayını açtık. 10 dakika bağış özelliğini aktif etmeyi unutmuşuz. Mu? Selamlar. Evet, valla. Boşuna 10 dakika konuştuk orada. Selam var mı şimdi? Var. Arkadaşlar hoş geldiniz. Aleyküm selam, aleyküm selam. Liseliler gelmesin diye bu saatte açtık. Deliler gelmesin. Lütfen yayını beğenelim. Lütfen. Hoş Ben de geldiniz. beğenim. Aleyküm selam. Yine katıldım bir de ayıp Merhabalar, olmaz. merhabalar. Hemen bağış özelliğini açıyorum. O ne oldu geçen köy mesele? Ne oldu biliyor musun? Bağış yayını yapacağız dedik. Toplandık. Şey, valilikle alakası yok. YouTube'un kendi sistemi üzerinden bağış yapacaksınız. Bana bağış yapmayacaksınız. Ben aracı olmayı kabul etmiyorum zaten. Geçen 10 dakika falan konuştuk böyle bağış yayını yapıyoruz diye. Daha sonra adamlar yazdılar ki bağış özelliği açık değil. Aa. Evet. Neyse. Liseliler gelmesin de ortaokullular gelir şimdi. Gelsinler. Çocukların daha çok öğrenmeye ihtiyacı var. Aa, doğru. Estağfurullah, yemeyelim de öyle şeyler yani şimdi. Olmaz öyle şey. Hoş geldiniz Ester Hanım. Nasılsınız inşallah? İyisinizdir. Hanım geldin ya. Ester Hanım geldi. Baltacı Mehmet. Rus güzeli Katerina'ya savaş planını anlattı mı? Hayır. Ben bunu cevapladım ama bak. Gaymans. Cevapladım ben bunu. Bir şey değil mi ya? İşte bir gece yatıyorlar falan He. sonra şey oluyor. Onlar evet iftira. Böyle bir kayıt yok maalesef. Hatta gece değil. Çadırına giriyor. İlişkiye giriyorlar sonra işte harekat şey yapıyorlar. Ordunun ilerlemesini durduruyor falan. Abi bırak o meseleyi, daha görüştüklerine dair bir kanıt yok ortada. Yani o yüzden bayağı bir iftira boyutuna giriyor bunlar. Ve nasıl bunu ortaya koyuyorlar ki? Birazcık halk dedikodusu ya. Halkın biliyorsun ağzı Ha torba evet. değil ki büjesini kapatasın. Soru cevap yayını tarzım olacak, evet. Öncekilere benzer. Tek farkı bununla para toplayacağız, depreme göndereceğiz. Bize bağış yapmıyorsunuz bu arada. YouTube üzerinden direkt kurumlara yapıyorsunuz. Aleykümselam, hoş geldin. Eyvallah, eyvallah. Biz de elimizden geleni yapıyoruz inşallah. İnşallah, 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 maşallah. İyiyiz, biz deyiz. Teşekkür ederiz. Tarih kitaplarında Enver'e yer vermemesi saçmalık değil mi? Enver adında koskoca bir kitap var. Var. Ama bak şimdi muhalefet. Enver Paşa ile Mustafa Kemal Paşa birbirine ciddi muhalefet. Ve Mustafa Kemal Paşa Enver Paşa'nın bizzat şey olmasını istemiyor. Ön plana gelmesini istemiyor. Ya Çünkü iktidarda böyle şeyler, iktidar kavgasında böyle şeyler olur ama zaten. olur zaten. Yani çünkü ordu içerisinde hala nüfusu çok yüksek olan bir adam Enver Paşa. Lütfen yayını beğenelim lütfen. Bu iddianın sebebi Hey, Katerina'nın kolyesi. Bak Ester Ester Hanım daha Hanım. iyi biliyor. Aynen. Tarih yayın ne zaman gelecek? Geldi bak şu an. Ya şu anda Aynen. zaten... yani şu an ondan farklı bir şey yapmıyoruz aslında. Lütfen yayını beğenelim sayın arkadaşlar. Aşağıdan bir beğen şuna basalım lütfen. 80 kişi gelmiş, 10 kişi beğenmiş. Böyle olmaz. Ben Ben sosyal bilgi sosyal bilgiler öğretmeniyim. öğretmeniyim. Lise ve ortaokul tarih kitaplarını görünce kafayı yedim. Evet. Sarıkamış'ı da yalan yanlış anlatıyorlar. Ben kuzenime bakıyordum ya rezillik diye yemin ederim. Birkaç kayıtta yazıyormuş. Valla ben göremedim onları. Hallo, hallo. Bak Almanca konuşuyor. Sen bilirsin Ömer Almanca. Almanca ne alaka ya şimdi? Ha sen Fransızca biliyordun. Az çok. Ya az çok Konuş değil o da. bakayım. Je sais Hayır pas, hayır. je ne sais Konuşamam şimdi. Ne haber abi? İyilik kardeşim. Senden ne haber? Nasılsın? İyisindir mi var? Selamlar. Kanalım ince... PNR tarih. Emir. Sen benden özenmemişsin. Sen bizzat benden çalmışsın oğlum. Videolarına baktım. Bizzat benim kodumu almışsın lan.
Neyse lan İster demeyeceğim. Önemli değil. Tarkan Bey, Adamın maymun aşireti. diysek şimdi insanlar neden maymun diyor ya? Onu ben görememiştim. Ya çünkü evrim tersine çalışmaz Ester Hanım. Esenlikler esenlikler, hoş geldiniz arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhabalar Lady Bird, hoş geldiniz. Bu bizim Lady Bird mü? Ha öyle. Şimdi yayında. Bizim inkılap kitapları çok kötü. Aldığım tarih kitaplarıyla pek alakası yok. Doğru mu Ömer? Doğru. Doğru. Çok kötü. Oo. Bayağı kötü. Evet, yayını lütfen beğenelim sayın cemaat. Lütfen. Bizim lisede hoca Osmanlı'yı yok eden İttihat ve Terakki'dir diyordu. Ama... Ya öyle insan çok var zaten. Bizim yani çevirsen mahallede herkes öyle der zaten. Ya şöyle bir şey var bak. İttihatçıların iktidara gelişi 1913 Babıali baskını. Hep söylüyoruz bunu. Bu adamın iddiasına göre 5 senede koskoca devleti yemiş adamlar. Böyle bir şey mümkün mü ya? El insaf, el insaf. Tabii ki hızlandırıyor yıkılma sürecini. Tabii ki savaşa girip kaybediyorlar ancak yıktılar demek çok büyük bir iftira. Çok büyük hem de. Videoya like Mehmet atın, abi atın. olacaktı şimdi ya. Mehmet abi Değil olacaktı mi? Bir şeriatçı şimdi. kavgası yapardık. Niye herkes arda arda yazabiliyor da ben yazamıyorum? Aa, fıkra yazacaktım. Yaz sen, ben okurum. Bugün fıkra yok. Sonra kötü şeyler yazıyorsunuz. Bir gün yayını alalım ister abimi. Olur. Bir Gelebilirsen. arkadaş da şey demiş. Yorum atmış. Ne? Abi demiş, kulaklarım sağır oldu. Neden dedim? Şey çaldığın için dedi. Müzik çaldığın için, flüt çaldığın için dedi. Yo, Bundan adam sonra... güzel çalıyor Değil gayet. Ya bana özelden WhatsApp'ları atıyor gayet mi? iyi. Çok güzel çalıyorum Bir yani. ufak şey var ama şey yani iyi. İyi, gayet iyi Dur. abi. Sancar yazmış. Esenlikler, esenlikler. Arkadaşlar. Herhalde liseliler yok diye. Liseliler olmayınca çok tenha oluyor buralar. Bundan sonra liselileri de çağırmak lazım. Çal abi, ben duymadım. Çalarız. Keşke bu deprem bitse de eskisi gibi. Evet. Ya deprem bitse ne olacak? Oradaki insanlar zaten o Çok büyük psikolojiyle mağduriyet artık. var. Ya bir an Aynen böyle öyle. mutlu oluyorsun. Her şey normale dönmüş gibi hissediyorsun ama aklına geldiğin zaman tekrar başa çalıyor. Çok kötü bir şey. Felaket. Ya unutulmaması umuduyla diyorum ama yine unutulacak. Instagram Targan Han, aynı. Bu ismi yazarsanız çıkar. En büyük lise düşmanı, evet. Liseler kapatılmalı. Revize edilmeli. Oyu 4 oynayarak arkada seni dinliyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Siz de Oy sallandınız mı? 4. Ya ben ilk depremi hissettim İstanbul'da olmama rağmen. Ama şöyle bir histi. Yani televizyon izlesem ya da oturuyor olsam hissetmezdim. Yatağımda tam uyumak üzereydim. Çok ufak bir sallantı oldu, onu hissettim. Atatürk başörtüsünü yasakladı mı diyor. Şuna söylesene hanımı da başört takıyor diye. Yani Atatürk. Latife Hanım. Başörtülü o kadın mesela. Değil mi? Evet. Hey ya, o flütü kulaklıkla dinleyenlerin kulakları. Ya. O şeyden dolayı arkadaşlar. Orada benim suçum yoktu. Bakın tekrar çalayım. Filtreyi fazla açmışız. O yüzden çok fazla gelmiş. Çalsana bir varvanttan bir şeyler. Dur dur bir saniye. Şeyi kısacağım, çalacağım. Filtreyi Tamam. kapatacağım. O yüzden patlamaması için yani. One minute, one minute. Gürültü bastırmayı da kapatalım. Tamam. Tamam, şu an herhalde gelmesi lazım. Flütün sesini. Nota kağıdımı alayım önüme. Notasız çünkü biliyorsun, bilim insanları çalışamaz Ömer Bey. Aynen. Dur, ışığı açmam lazım, önümü göremiyorum. Anonim, teşekkür ederiz 20 lira için, çok sağ ol. Oğulcan bak. Baktım. Teşekkür Oğulcan ederiz 5 lira baktı. için. Teşekkür ederiz, çok sağ ol. 3-5 demeyelim, bağış yapalım arkadaşlar. Birinci Ben de bir Dünya bağış Savaşı'ndan yapayım ayıp sonra olmasın. Almanya Osmanlı'ya maddi anlamda çok yardımcı olmuş. Doğru mu? Çok doğru olduğunu ya bilmiyorum ama şöyle bir şey biliyorum. Hukuki konuda iddiatçılara hiç sahip çıkmadı Alman hükümeti. Hiç hem de. 21'de 22'de bu iddiatçıların katilleri yargılanmadan serbest bırakıldı. Ama tabii 18-22 arasını çok çalışmadım, bilmiyorum. 22'deki mahkeme tutanaklarına baktım. Talat Paşa'nın mesela katilinin tutanağına bakabilirsiniz. Savunma tarafı dinlenmeden sadece katil konuştuğu için serbest bırakılıyor. Cinnet geçirdim diye bahane üretiyor yani adam.
Bir saniye, bir saniye durun. Hayır abi, sakın çalma. Tamam, çalacağım. Helox ne sormuş? Ha evet, onu cevapladık ya. 28 Şubat. 28 Şubat dönemini biliyor musun Ömer? Yani az çok. Flüt solosu bitince çağırın demiş. Ama başörtüsüne karşı bir şey var. Ciddi anlamda var ya. Bence o çok kötü bir dönem. Ben yaşamadım. Ama yasak. Üniversitelerde falan yasaklandığı doğru. Devlet dairelerinde de yasaktı. Doğrudur. SK'nın içinde zaten yasaktı. Doğrudur abi. Yeni 8 Şubat biraz gerekli gibiydi. Biraz ben öyle bir militarist davranacağım ama. Gerisi yok arkadaşlar. Gerisi yok. Kesildi mi burada? Değil mi kesildi? Ne oldu? Şey de yayında kesilmemiştir de sana kesilmiş olabilir Ömer. Çünkü Discord'da gürültü filtresini kapatmadım. Hmm. İşte görüyorsunuz arkadaşlar. Bu flütün şerefine bir 5 lira gelir bence birilerinden, bir bağış. Warband görevi tamam, deneyeyim. Hadi ben bağış yapınca cüzdanı nereye koydum? Nerede lan benim? Nakit kabul etmiyoruz. Kartlar geçerli. Yanımdaki kim? Yanımdaki çok değerli. Çok kıymetli bir mimar arkadaşım. Mimari restorasyon öğrencisi arkadaşım. Yalnız sadece mimari restorasyon demeyin. Tarihte var, felsefede var, psikolojide var, coğrafyada var, zoolojide evet. Var, filolojide var. Var anam var. Kulağımı çok güzel temizledin. Hocam bağış yap diyorum. Hayır, hiçbir fikrim yok ya. Bazı arkadaşlar yapamıyoruz demişler ama nedenini bilmiyorum. Kusura bakmayın. Yani İster'in dediği gibi açıklama yapmışım. Hmm. Aynen öyle. Evet, evet, evet. Ya inat dönemi aynı. İnat dönemi. Bence dengeli bir şekilde tasfiye edilebilirdi ya. Ben o dönemi yaşamadım. Bilmiyorum. Çok araştırmadım alanım olmadığı için ancak. Olması gerekenden ya, fazla sert. 90'lı yıllar ülkenin çok garip yılları cidden hani. Ester yaşadı o dönemleri. Ya Ester konuşsun. Biz ne konuşuyoruz? Ester kaç yaşındı ki? Şimdi burada bayağı... 33 müydü? 33 ne ya? O kadar değil ya. Ban yedik, bağış yapamıyoruz. Aa, canınız sağ olsun. Ne yapalım? Tek kişilik orkestra. Tabii canım. Bir Selvi boylumla çalacağım birazdan. Ben öğrenciyim, öğrenciyim. Evet, TSK abarttı açıkçası. Cemaatlerin ekmeğini ya, doğru. Doğru doğru doğru. Aynen aynen. Oldu. İnşallah inşallah. İleride ne olmayı düşünüyorum? Adam olacağım. Tarih. Tarih üzerinden ilerlemek istiyorum. 33 değil arkadaş. İnanmayın. Ha. Ne yapayım? Yaşlı gösteriyorsun ya. Bunun yaşı da ikide bir değişiyor ya. Vallahi iki gün önce 25 yaşındaydı. Plüton'un zaman dilimine göre yaşıyor Ester. Her gün bir sene yaşlanıyor. Ne okuyorum? Tarih okuyorum. İstanbul tarihi. Abi şunu 100 bin yapalım. Evet ya, 100 bin yapmak lazım ya. Bak ne güzel şey çalıyorum. Selvi Boylum çalacağım. Ne 100 bin olamadık. Çalamadım lan. 100 bin abone abone. Lise kitabına baktım. 11. sınıf tarihi çok kötü anlatılıyor. Doğru. Hep söylüyorum, lisenin baştan sonra revizeye ihtiyacı var. Revizyona ihtiyacı var. Revize edilmesi lazım. Ömer İsmimi okur musun? Hayranınım. Ömer abinin de yeni hayranı oldum. Olacağım, bak bana. Geçen yıl 28 yaşındaydım. Vay be. Büyüyünce yaşlı oh, olacağım oh. Demiş Süleyman. Vay be. Devamı yok arkadaşlar. Onu çalışmam lazım. Bir de cendere var. Devamı da yok bunun. Bunun notaları olmadığı için karışıyor. Dün neden yayın yoktu? Dün hastanedeydim. Müsait değilim maalesef. Ondan önceki günde pazar günü dinlendim. İşlerimiz, güçlerimiz, çalışmalar... Yatmalar.
Bir gürültü bastırma ve filtreyi tekrar ekleyeceğim. Ses kulağınız sağır olmasın. Bunlar hiç farklı değil demiş. Ne fark arıyorsun ki? Tarih araştırmaları nereden okuyorsun ve bir tarih kitabı almak istediğinde ilk hangi yayın evine başvuruyorsun? Bir yayın evi taraftar değilim ancak akademik kitabı, popüler kültür kitabından ayırmanızın en etkili yolu bence içindeki dipnotlardır. Bir kitabı açtığınız zaman rastgele bir sayfasını aşağıda çok fazla dipnot görüyorsanız muhtemelen o kitap akademik bir kitaptır. Açıklamıştır kendini. Kaynakçası sağlamdır. Dipnot yoksa, dipnot çok az kullanılmışsa o kitap çok güvenilir değildir. Daha doğrusu akademik bir kitap değildir. Benim ölçütüm bu kitap alırken. Ömerleri de sürekli bahsederim. Kitapçıya gittiğimiz zaman beraber kitap getirirler bana. Ben açarım. İçinde dipnot yoksa götür bunu, koy lan, alma bunu derim. Yalan mı Ömer? Doğru. Zortladık. Bizim felsefeci vardı ya İstanbul Aha. kitapçısındaki. Oo. Ya şimdi bu adamı ifşa alamayalım ama. Abi hayatımda bu Yok. kadar şey görmedim ya. Yani nasıl bir adam biliyor musunuz arkadaşlar? Bilir cahil mi desem? Evet, bilir cahil. Tam olarak bu ya. Zortladık Cender'e. Doğru. Köy enstitüleri kapandıktan sonra eğitimin kalitesi aşırı düştü. Doğru. Köy enstitüleri aslında İsmet Paşa döneminde kapatılmıyor. Değişime uğruyor ancak Adnan Menderes döneminde konuşamadım. Kapatılıyorlar. Kaiser. Yok, tanımıyorum. Aynı zamanda popüler tarih düşmanı. Ben düşmanıyım. Atatürk'ün yaptığı Türk tarih tezi ve Güneş dili teorisi hakkında ne düşünüyoruz? Türk tarih tezi bir açıdan doğruluğu var, geçerliliği var. Çoğu yanlış çıksa da. Ancak Güneş dili teorisi tamamen yanlış. Günümüzde kabul görmüyor. Ancak şunu da unutmamak lazım. İki teori de en nihayetinde siyasi tezler. İkisi de siyasi. Menderes Arka, de var. evet. Menderes döneminde, evet. Menderes hiç şey. Sezar. Sultan Hakim, okula gitmedin mi sen ya? Selam Targan, yaptığın iş çok değerli. Böyle devam et. Atatürk'ün suikasta uğradığı iddialarını hiç araştırdın mı? Eğer yaptın. Hayır, araştırmadım maalesef. Çok teşekkür ederim iyi niyetlerin için. Sağ olun. Abi, Selam dinlediğim Tarkan bazı dedikten sonra tarihçiler... Buyur. He. sana saydıracak zannettim, bir bekledim de. Ben yıldızı görünce dedim bu yok saydırmaz. Yıldızı varsa bizim sağlam takipçilerden. Atatürk ateisttir ya büyük ihtimal. Ateist olduğunu zannetmiyorum. Mümkün değil. Veya Deist, deisttir veya. deist, Aynen deist, deist. deisttir aynen. Yani teizm inancına sahip bu Tanrı'ya inandığını görüyoruz ancak dinlere dair ben bir şey göremedim ya. Tabii ki yine adamın içinde olan biten bir şey. Yani belki ömrünün sonunda tekrardan inzivaya yatıp buna karar vermiştir, bilemiyorum. Günahını almak istemiyorum ancak ateist değil. Sadece teist olduğu konusunda hemfikiriz. Dinlediğim bazı tarihçiler sapıtıyor ama sen asla değişmezsin adamsın dedi. Biz de değişebiliriz. Biz de değişebiliriz. Eğer size bir şeyi öğretebildiysek ne mutlu bize. Bu da herkese güvenmemek. Doğruyu Parayla araştırmak, doğrunun değişebilirsin peşinde mesela. olmak. Çok paraya değişirim. Hep söylerim, beni parayla satın alamazlar. Ancak paranın miktarı satın alma alınmama sebebiyet verebilir. Çok parayla alabilirler ya. Helal olsun. Adam kendisiyle barışık Aa, öyle hiç. Sultan Hakim. Aa, mezunmuş. Vay be, ben seni lisede zannediyordum. Değişmese daha evet kesinlikle. Bilim değişken. Bilim statik olmalıdır. Esnek olmalıdır. İlber mi Celal mi? İkisi de değil. Ben. En sevdiğim. Celal'in ne alakası var ki? Celal. Ya, o da şey bilim insanı ve popüler bilim insanları bunlar ikisi de. Son Şey, zamanlarda çok popülerler. tarihçi olarak mı soruyor, bilim insanı olarak mı soruyor Bilim o? insanı olarak sormuştur. Çünkü tarihçi olarak Celal Ha. Hoca'ya karşı görüşlerimi biliyor buradakiler. Son dinlemeniz gereken insandır Celal Hoca. Tarih öğrenmek istiyorsanız. Kendisini çok seviyorum bu arada ama ya, abi yok, tarih konusunda konuşmasın hocam ya, sayın hocam. Hoca deyince de hoşlanmıyor Celal diye. Ne İlverce, Ali Fuat Örenç. Evet abi, Ali Fuat Örenç. Hayatımda böyle bir tarihçi görmedim ya. Ali Fuat Örenç. Kral adam ya. Yakın çağın kalbidir. İdeal bir iktisadi sistem var mıdır? Hayır. İdeal iktisadi sistem çağın gerekliliklerine göre değişebilen sistemdir. Bu yayınlarda anlattığım bir olay. Amerika iç savaş döneminde silah fabrikalarına el koymuştur. Amerika, liberal Amerika dediğimiz.
silah üretimini kendi yapmıştır. Devlet kendisi üstlenmiştir. Zaruri durumlarda iktisadi sistem değişmeli. Üretim sistemi değişmeli. Estetik olmalı. Esnek olmalı. Haksız mıyım Ömer? Haksızım herhalde. Kaiser Wilhelm yok efendim. Kaiser diye bir şey varmış. YouTuber varmış. Görüyorum var. Ancak tanışmadım kendisiyle. Amerika'nın sağlık sistemi çok kötü. Yani. Celal Hoca sömürgeler tarihi konusunda bilgili olabilir. Adam zaten çok bilgili bir insan. Hiç şüphe yok onun. En sevdiğim tarih onu okumuştuk. Teşekkür ederiz futbolman. Sen de benim en sevdiğim futbol kanalısındır herhalde. Hiç izlemedim seni ama. Askeri açıdan tüm tarihte en iyi üç lider kim sence? Aa, güzel soru. Cengiz Han olabilir. Çok net olur hatta. İskender olabilir. Diğerini tartışırız. En sevdiğin Türk lider olabilir. Tanıştığın ünlü bir tarihçi var mı? Var. Askeri açıdan tüm tarihte ya bunu cevapladık zaten. Aynı soruları okuyup duruyorum ben. Bir Timur, iki Timur, üç Timur. Evet, doğa. Katılıyorum Sultan Hakim'e. Sıralama yapmayı sevmiyorum ya. Arkadaşım, lütfen. Şunu sırala, bunu sırala dendiği zaman pek az etmiyorum. Mikrofonumda, sıkıntı mı var yoksa? Ses boğuk falan mı geliyor sayın arkadaşlar? Öyleyse bir değiştirelim hemen. Seste bir problem var mı? Yoksa sorun yok. Heh, güzel. Ömer senin sesin gelmiyor bana ya. Ben onu fark ettim. Ömer'in sesi bana gelmiyor. Ben de Ömer gitti zannediyorum. Dur şu an duyamıyorum seni. Bir dakika. Dur. Nasıl duyacağım ben seni? One minute. Dur halletmeye çalışıyorum. X ve WC'ye teşekkür ederiz 15 lira için. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Şeye bakmaya çalışıyorum ya. Ömer'in sesi bana gelmiyor. Bana gelmiyor. Neden bilmiyorum. Konuş bakayım. Geliyor mu? Şu an geliyor. Tamam. Tamam. Herhalde kulaklığın şarjı bitici. Tamam, şimdi geri dönelim chat'e. Sayın arkadaşlar. Ömer'in sesi kimseye gelmiyormuş. Öyle mi? Tamam, unuttun şimdi geliyorum. Unuttun beni Tarkan. Ben dedim herhalde bunun işi falan çıktı Ömer. Ömer yerine ben gelirim. Ömer. Ömer'im. En sevdiğin Türk lider sorusunu cevaplarken sorun çıktı. İkinci Mahmut olabilir ya. İkinci Mahmut olabilir. Ben Fatih demiştim. Sesim gelmedi ya. Son bağış yayını mı bilmiyorum. Devam edebilir. Kötü bir adam gibi gülüyorsun. Ayıp ya. O çok tatlı bence. Değil mi? En sevdiğim tarihçi. Ahmet Şimşirgil. Ömer'i kovuyoruz yayından. Tek başımıza devam edeceğiz. Rezil herif ya. Hiç sevmiyor. Bir de Sinoplu. İğrenç herif. Dur şimdi öyle demeyelim şimdi yayın falan ama. Ha doğru, tamam. Özür dilerim. Kendi aramızda diyoruz bunları ama. Murat Bardakçı çok severim. Çok severim. Bardakçı olabilir. Günümüzde yaşayanlardan bahsediyorum. Ama şöyle bir şey var. Bardakçı kendini tarihçi olarak sınıflandırmıyor. Gazeteci diyor. Evet, ben de onu diyecektim. İlber Hoca o konu hakkında şey diyor. Kendisi demiyor ama bal gibi tarihçi diyor. Memleket neresi? Ömer sen Sivaslı mıydın? Dur ben seni bulacağım. Aynen ben Sivaslıyım. Vallahi mı? Hı.
Doğru. Öyledir o zaman sen dediysen abi. Aa hayır sen Sivaslı değilsin yalan söyleme. Sus sus ben Sivaslıyım. Tamam söylemeyeceğim tamam. Hanımcılık. Aha. Bakın bakın Ömer gerçekten hanımcı. Ancak bir olay var. Her zaman hanımcıyım. Her zaman. Bir kademelendirelim bak. Benim kadar hanımcı olamazsın. Ben senden de hanımcıyım. Hayır abi bir kere bunu bir konuşalım böyle bir şey söz konusu olamaz. Şimşirgil gerçekten ironiydi. Ahmet Şimşirgil rezil bir herif ya. Erkan kusura bakma yayında söylüyorum ama rezil bir herif yani. Öyle abi öyle. Sence Büyük Kazım İskender bir mi? hain diyen bir adamla ne hayır gelir abi? Liyakatsiz profesörler görüyorsun. YÖK'ün durumu işler acısın. Neyse, neyse, Hayır. neyse, neyse, neyse. Bir revize gelir buna ya bir seçimden sonra. Ben bir şeyler bekliyorum. Bakalım. Yalanmış la. Abi beni Stop. moderatör yapar mısın? Metehan. Yapalım mı Metehan'ı moderatör? Ne diyorsun Ömer? Metan kim? Ha. Metehan editleri Anlıyorsa, bir çocuk. yapalım. Anlıyor musun Metehan? Seni moderatör yapsak işini layığıyla yerine getirebilecek misin? Denetlerim ama. Oo, Lady Bird 5 euro gönderdi. Vay be 5 euro. 5 euro ne kadar yapıyor Ömer? Ama. Oğlum 5 euro yiyip geçme iyi para yapıyor ha. Teşekkürler. Teşekkürler Lady Bird. Teşekkür. Yapıyor. Valla. Büyük para 100 lira şimdi bak Allah var. 5 euro. Kafir Mısıroğlu hakkında ne düşünüyorsun? Yani düşünmek çünkü kalori yaktıran bir eylem ya, enerji istiyor. Ve ben bu enerjimi bu adamı düşünerek harcamak istemiyorum. Haksız mıyım Ömer? Efendim? Ben diyorum Kadir Mısıroğlu'nu düşünmek için enerji harcamak istemiyorum. Haksız Yani mıyım? biz başka şeyleri tartışsak daha iyi olur. Yani kadın zorluğu hakkında ne düşündüğümüz önemli değil. Zaten adamın ne olduğu belli. 100 lira için teşekkürler. Evet, sağ ol, sağ ol. Evet, teşekkür ederim. Haksızsın diyenleri banlıyoruz. Oha, 20 euro. Vay be. 5 euroya çok demiştik. Yengi sen ne yaptın ya? Hanım. Valla. 20 euro deyip geçmeyin. Bak 20 euro. Küçük gözüküyor ama 400 lira deyince. Abo. Ömer, bizim ne yapmamız lazım biliyor musun? Ne yapmamız lazım? Şimdi fark ettim abi. Biz yanlış yerde yayın yapıyoruz. Biz Fransızca öğreneceğiz. Je sais pas madame diyeceğiz. Bağış isteyeceğiz. Euro ile bağış toplayacağız. Niye? İşe getiri çok fazla. Abi 20 katı geliyor düşününce. Bizim Fransızlara yayın yapmamız lazım. Böyle olmaz. Ya bizim milletten bir bok olmaz demek biraz şey. Ben de diyorum onu ama. Arkadaşlar onu arada ben de diyorum onu. Arada ben de diyorum. Lan Ama bu milletten yani hakikaten adam olmaz diyorum ama sonra geçiyor ya. Celal Şengör'ün Fransız ihtilali Avrupa'nın başına gelen en büyük beladır sözüne katılıyor musun? Hem bela hem feda. Cefa mıydı? Neydi Ömer? ne? Sefa sefa evet hem bela hem sefa. Hem çok ciddi geri atıyor ama aynı zamanda ciddi derecede hızlandırıyor. Bak Celal Şengör'ün ben neden dediğini az çok tahmin ediyorum. Bilgim yok ama muhtemelen o dönemde çok fazla bilim insanı asıldı. Çok fazla. Hükümet yanlısı olduğu için. Çok fazla siyasi adam asıldı. Muhtemelen o yüzden Celal Şengör pek haz etmiyor olan. Evet biz de bu milletteniz ama işte. Abi benim düzeltmemle olan bir şey değil ki o ya. Hani çok isterdim ama yani benim elimde olan bir şey değil. Zaten bilmiyorum. Türk olmasan hangi ırktan olmak isterdin? Düşünmek lazım. Fransa. Murat Ne? Anlat. Soner. Murat Soner kim Ömer? Murat Soner mi? Evet. Bakalım merak ettim. Ben biliyorum gibi ya. Tamam tipini görünce tanıdım. Bu da yayın açmış herhalde bu adam. Abimiz Baltalı işim de. dedi ya. Rus olmak isterdim. Evet ben de isterdim. Bir
Celal Şengör İstanbul'un fethine büyük bir başarı değil diyor. Ve bak bu yüzden sevmiyoruz bu adamın tarih hakkında konuşmalarını. Fransa'nın 100 yılda çıkardığı filozofları çıkaramayınca biz, evet. 100 değil, 2000 yılda çıkaramadık biliyor musun? Çıkmıyor, maalesef çıkmıyor. Aa evet, şimdi anladım demek istedim. Gerçekten öyle. Arkadaşlar şaka gibisiniz. Kendiniz deyip kendiniz haklı buluyorsunuz. Biz zaten onun için buradayız. Onun için buradayız. Abi ben bir şey söyleyeceğim, sonra kendimi destekleyeceğim. Tamam. Kendim çalıp kendim oynayacağım yani. Ömer, biri sana Efendim. demiş ki, abi bana İtalyanca öğretir misin? Zor ama lütfen öğret demiş. Ne diyorsun? Ona mı demiş? Sana demiştir canım. Sen biliyorsun çünkü ben bilmiyorum. Beni de her dili bilen adam yaptım ben. Nereden bileyim İtalyan? Sana çok garip bir sırrımı vereyim mi? Söyle. İtalyanca yaklaşık 100 tane, 100 tane küfür biliyorum Ömer. Neden? Ve neden küfür? Abi bilmiyorum, öğrendim zamanında İtalyanlar. Ancak kötü bir Ama yetenek ya. İtalyanca kolay mı? İngilizceye benziyor gramer olarak ancak kolay bir dil değil bence. Ya şöyle, Türkçe asla etmiyorum. Fark etmişsiniz. Çok çok nadir. Ama İtalyanca hazinem Evet. çok geniş. Büyük başarı. Büyük başarı. Ama pek. Metehan bana yazsın ya Discord'dan. Metehan mı? Tamam Metehan, yaz bakalım bize, moderatörümüze. Sayın Ömer'e. İstanbul'un fethi Dur büyük ben aç. başarı. Ben İşbirliği. aktif olmadım. Buyur abi sen konuş, özür dilerim lafını kestim. Yok yok ben bir şey demiyorum zaten. Zinhar olmaz. Konuklar bizde baş üstünde ağırlanır. Yok Lütfen. yok. Çevrimiçi oldum. Onu bana bir yazsın dedim. Tamam abi. Metehan evet, lütfen bizim sayın moderatörümüze bir yaz. İtalya'da Yüce laf attı beyler. İtalya'da çok sigara içenleri İtalyanca sigara içen Türk diyorlarmış. Bilmiyordum. İtalya Bako diyor. mükemmel bir yer ya. Yavuz Sultan Yazın eğer Selim. vizem çıkarsa gideceğim İtalya'ya. İtalya oğlum, senin Fransa'ya gitmen lazım. İtalya'yı boş ver, sen Fransa'ya git. Ölüm hakkında ya tam Ha sen gitmişken boş ver. Avrupa'yı gezeriz canım. Interrail'le oradan Paris'e geçmezsen. Oo. Discord'a nasıl ulaşabilir? Discord şöyle dur atayım link. Bakalım. Sayın moderatör. Şöyle atayım da. Eğer Estel. hani Buyur abi. buradan link açılmıyorsa canlı yayın açıklamasında yine link var. Evet, orada da var. Açıklamada var. Abi neden video atmıyorsun sadece? Video da atıyorum da canım. 4-5 gündür falan atamadım. Onun için daha fazla emek istiyor. Emek harcamak gerekiyor. Yoğunluklar falan. İtalya-Fransa yolculuğu bizim şehir arası yolculuktan daha kadar doğrudur. Yakın çünkü aslında, bayağı yakın. Eğer Lombardiya tarafından bahsediyorsanız çok yakın. Paşa. Bir de yanılmıyorsam hani mesela bizim Suriye-Türkiye sınırı gibi değil orası. Sınır kapısı var mı arada hatta? Onu bile bilmiyorum. Sayın Lady Bird, Fransa ile İtalya arasında sınır kapısı var mıdır? Yoksa açık mı sınırlar? Yorumda sevenleri hiç, yok bozulmuyorum hiç. Ne bozulacağım lan? Abi birini seviyorsan ne demeliyim diye. Birini seviyorsam ne demeliyim demiş bence. E demişsin Seviyorsan. zaten. Seni seviyorum evet. Yüksek Helal olsun. IQ. Bak yokmuş Yokmuş. Ömer. Yokmuş ya. Of ya. Neyse. Adam gemiyi karadan yürüttü. İstanbul'u almak kolay dönüyor. Evet. Değil. Daha önce alınmış bu arada. Şey olayı yalan. İstanbul'u kimse fethedemedi olayı yalan. Çok fazla işgal edilmiş ancak. Bu kadar büyük bir zapt daha önce yok. Kuruluşundan bu yana yok. 325 miydi? 324 müydü İstanbul'un kuruluşu? Kuruluşunun sebebi de şeymiş. Bizans tarihi dersinde işlemiştik. İmparator Doğu seferlerini düzenlemek için bir askeri üsse ihtiyaç duyuyormuş. Topraklar doğuya doğru genişlediği için iki başkente ihtiyaç duyuyormuş. Bu yüzden kendine bir Bir şehir koloni olarak yaptırmış. aslında var. Koloni olarak şu anki Fatih civarının sahil
kesiminde, benim okulumun olduğu yerde bir koloni varmış. Biz ta şeyde görmüştük. Biz mimarlık ve sanat tarihinde görmüştük. Koloni olarak şey oluyor. Zaten var, bir koloni var. Küçük bir balıkçı şeyi var yani. Doğrudur. Denmesinin sebebi de yukarı doğru şehrin büyümesi yani. O köylerin, o kasabanın büyümesi. Ondan sonra zaten bayağı bir derleniyor, toparlanıyor. Bir de onlarda şey var biliyorsun belki. Her gelen imparator İstanbul'a yeni bir anıt bırakıyor kendisine. Bir tane taş Evet, dikiyor, evet. bilye yapıyor, bir Ama şey yapıyor. Latinler çalıyor çoğunu. Maalesef. Yıkılanlar da var. Hipodrom falan yıkılmış. Evet. Bugün Eminönü'nün o yerlerde var ya, oralarda mesela heykeller falan var mesela. Onları Latinler alıp kaçıyor. Şu an Avrupa'nın birkaç meydanında var. Budur abi. Abdülhamid'in hatıratı sahte mi? Sahte. Öyle bir şey yok. Uydurma. Bardakçı'yı Ece'ye gelip dinleyebilirsiniz bu konu hakkında. Van'a yaz, tamam mı? Ben aktifim orada. Şey, topluluk yöneticisi diye bir şey var ya. Çok güzel bir soru geldi. Gel beraber cevaplayalım. Ne olmuş? Targan Bey, lafla peynir gemisi yürümez atasözünde. Neden peynir gemisi diye belirtilmiş? Niye nohut gemisi değil? Cevaplarsanız sevinirim demiş. Neden peynir? Biraz düşünülmesi gereken bir şey. Bence gemi şeyden kalkıyormuş. Süt ürünleri üretilen bir yerden kalkıyormuş. Olabilir, evet. Evet, o yüzden peynir demişlerdir ben. Bakalım nedenmiş. Bunun hikayesi vardı değil mi? Sallama. Salladım oğlum. Nereden bilebilirim bunu ya? Manyağa bak. Hipodrom projesi yapılacak gibi. Ama ya İBB'nin çok güzel katkıları oluyor ya, cidden restorasyon mükemmel ya. İmam hocamız övü bakalım. Anonim 15 lira göndermiş. Teşekkür edelim. Teşekkür ederiz. Metehan, bana yazmadın hala. Tarih araştırmalarda bir savaşta kaç asker olduğu neye göre belirleniyor? Özellikle eski tarihlerde. Çok eskilerde bayağı tahmin yapılıyor ancak yenilerde o dönemin kayıtlarında, devlet kayıtlarında kaç asker olduğu yazar. Yıllıklarda. Salnamer'de yazıyorum değil mi? Yıllıklarda yazar. Muhtemelen savaştan önce sayımı yapıyor. Ben de ne dedim ki? Ha şey. Ömer şunu diyor. Ya sayım olsa bile hani bu sayıyı kayda nasıl geçirecekler? Tarihçiler naklediyor çoğunu çünkü Ester Hanım biliyorsunuz eski çağda. Şey de mesela bu Antakya depreminde vefat sayısını bütün tarihçiler abartarak söylemişler. Aslında o kadar nüfus bile yokmuş orada. Resmi kaynaklara baktılar. Kitap ne zaman çıkıyor? Daha var abi ona, daha çok erken. Olur Orhan Yapıyoruz. Bey, olur. Evet, kitap yazıyoruz. Yazmışsın, tamam, bakayım hemen. Yıldız Teşkilatı olayı hakkında bir video yapsan çok iyi. 30 gün Osmanlı tarafından görevlendirildiğini sanan çok... Evet. Bir saniye, kapım çalıyor. Bir saniye. Siz devam edin bu arada. Evet. Yayın bana mı kaldı? Yayın bana kaldı. Sayın arkadaşlar, sayın Dur şimdi. cemaat, saniye. Ne oldu? Yayınım çok dondu. Hallediyorum ben. Ama ben de diyorum niye şey. Evet, çok iyi yürüyor restorasyon işte. Şimdi 19 Mayıs bir devlet operasyonu. Burada kalmıştık herhalde. Ancak bunu göz ardı ediyorlar ki o devlet operasyonunun asıl amacı olası bir isyanı engellemek. Amaç bu. Yıldız İstihbarat Teşkilatı o kadar gelişmiş ki Ömer. Manchester'da bir gazete çıktığı zaman birkaç saat içinde jurnalciler İstanbul'a getiriyormuş. Ben mi? Efendim? Ciddi mi? Evet, ciddi.
geniş çalışıyorlar yani. Bir rivayet var. Bu muhtemelen gerçek değildir ama söylenti. İngiliz parlamentosuna adam sokmuş Abdülhamit diyorlar. Gerçekse müthiş bir şey. Evet. Sadece okulda tarih öğrenilir mi? Hayır. Evet, Abdülhamit'in istihbarat ağı çok geniş. Bir şey diyeceğim. Metan YouTube'da şey istiyor. Moderatör mü? Dur vereyim ben buna ya. Evet. Hadi bakalım. Sayın arkadaşlar deyince sönmez reis. Vibe alıyorum. Yok, ben de öyle şey olmaz. Ben de saygı sınırlarını açan şeyler göremezsiniz. Çok çok nadir olur. Bin kelimemden birisi belki küfür olur, belki olmaz. Zannetmiyorum ama. Çok olağanüstü durumlarda olabilir. Dil devrimi. Eski Türkçeden, Osmanlıcadan şu anki dile geçişten bahsediyorsunuz. Birisi şey yazmış. Nerede bu? İslam sizin için ne ifade ediyor yazmış. Saniye, bir saniye yine. Yine mi gitti? Bir konuş bakalım Sayın Ömer Bey. Dur abi. Kulaklığımın şarjı bittiği için sesi şimdi tekrardan vermeye çalışacağım. Konuş bakayım. Geliyor. Şimdi dur yayına vereyim seni. Bir saniye. Realtek. Konuş bakayım. Geliyor mu? Heh, tamam. Yayını da verdik. Tamam, şu an bir sorun yok. Şimdi dil devrimi. Aslında alfabede bir devrim var. Kelimelerde de bir sadeleşme çabası var. Ancak tam anlamıyla dilin tahribatı söz konusu değil. Yabancı alfabet. Kelimeler Türkçe'ye çevrilirken karşılığı olmayan kelimeler bırakılmış çoğu zaman. Karşılık bulamadıkları zaman zorlama kelimeler ortaya atmamışlar. Çok oturgaçlı götürgeç falan mesela çok kabul görmemiş. Yalan söylüyor. Çince çok küfür ediyor. İftira. Birisi için... bir şey de. Efendim? İslam sizi için ne ifade ediyor demiş. Adam bize herhalde ateist zannediyor. Asla. Asla canım. Teistiz. Sonuna kadar teistiz. Teistik inanca sahibiz. Değil mi Ömer? İlgim yok ya. Nereye gitti o 80 milyar bilmiyorum. Adama cevap vermedim. Daha deminden biri bize laf söylüyor. Kim? Dedim ya, İslam sizin için ne ifade ediyor? Aa, boş ver ya, aman. Ömer sen de mi? Hayır, deist değil. Teist, teist. Tanrı'ya inanıyoruz yani. Hayır. Deistik. Bakın arkadaşlar, teizm ve deizm birbirinden farklı inançlar. Deizm dinlerin gelmiş olduğunu reddeder. Teizm dinler gönderilmiş olabilir der. Bir dine inanabilir. Teist dinler dine inanan dinlerdir. Evet. Bu karıştırılıyor. Bir de ateist dinler var. Onlar neler Ömer? Benim. Ateist dinler neler? Hiç bilmiyorum. Komünizm. Aslında. Komünizm bir dindir arkadaşım. Yani aynen kardeşim, Müslümanım ben. İnsanın dini imanı para olmasın da, aman evet, en büyük korkumu paraya tapmak. Ya hayır, şurada Müslümanım ama hayır, adam şey yazmış, siz yanlı yayıncılık yapmaya devam edin mi ne yazmış? Banlayalım lan abi. Ne alaka ya, yani. Tarkan tam ateist olsa ne olmasa ne ya, ben yani Müslümanım Tarkan. Tam Müslüman değilsem biliyorum ben. Hayır ya, hayır öyle bir şey de yok. Olabilirim, olmayabilirim. Kimseyi ilgilendirmiyor, bundan bahsediyorum. Yani, ben Müslümanım, benim ilgilendirmez ben yani. Kendi dinimi içimde yaşıyorum yani. Komünist miyim? Hayır. Cumhuriyetten sonraki süreçte bir reddi miras söz konusu mu? Hayır. Hayır. Değil. Borçlar dahi ödenmiştir.
Bir saniye. Evet, bugün yayın gerçekten şey, geç geliyorum bilmiyorum da bayağı az kişi var. Olması gerekenden çok az kişi var. Onun sebebi de şey muhtemelen. Okul Arkadaşlar okul. evet okuldalar. Ben böyle daha memnunum. Sen ne diyorsun Ömer? Yani bizim ama böyle çok bir şey değil. İyi. Bence iyi. Bak Benim de şey... şu zaman olmasaydı daha iyiydi de sinirim bozdu. Yok canım öyle şey olmaz. Yavaş moda bile almadık. O yüzden memnunum ben gayet. En azından şey gibi saçma sorular gelmedi bak. Bir tane geldi sadece herhalde. Ya nasıl oldu? Ne sorular geliyorlardı. Ayı mı köpek mi? Köpek mi kedi mi? Papağan mı olmak isterdin? Deve kuşu mu? Türkler zaman da mı Müslüman oluyor? Efendim? Ya Türkler, hani Türkler nasıl Müslüman oldu? Bu bir olayla olmadı ki. Yani Evet. yüzyıllar geçti. Yüzlerce yıl. Dinler benziyordu ondan Müslüman olduk. Hayır. Hanımefendi hayır. Tam olarak öyle Yok. değil. Öyle bir şey de yok. Evet. Çok fazla etken var. Ancak İslamiyet'e geçiş 1 yılda, 5 yılda, 10 yılda olmuş bir şey değil. 100 yılda olmuş bir şey de değil. 1300 yıllarda hep söylüyorum Anadolu'da hala kendi yerel dinlerine inanan Türkler var. 1300 yılında diyorum. 500 yıl Zaten sonrasında. bu dervişlik ve hani bu şeyler tasavvuf filan Anadolu'yu koloni etmek için şey yapmak yapılan şeyler Osmanlı tarafından diye biliyorum. Ama şey de öncesinde de var. Ya tabii canım öncesinde de var ama ya Anadolu'nun genellikle hani bu tür Müslümanlığa geçme şeyi bunların çok etkisi var. Olabilir. Çünkü şey bazen hani 1700'leri yıllara kadar dayanıyor diye biliyorum hani Müslüman olma serüveni Anadolu'da. Ben kaç yıldır hangi yıllar demiştin? 1700 yıllar. Na evet. Ya tek edebiyatı konusunda tekkeler dinler falan hiç haz etmem. Ondan çok fazla tasavvuftan da anlamam. Kaynak göstereyim Zaten kaynak. Araplar tarafından aynı. Yani Türkler Araplardan mı korkacak ki? Olsun. Evet kılıç soruyla gibi bir mesele de yok. O çok saçma ya zaten. Ester Hanım ne demiş? Ester dediyse ciddiye de bakıyoruz. Bernard Levy Türklerin Araplar tarafından katliama uğramadığını ve zorla din değiştirmediğini söylüyor. Çünkü Türkler evet öyle öyle gerçekten öyle. Bunu ben o adamı okumadan düşünmüştüm biliyor musun? Demek ki daha zekiyim. Oyun oynar mıyım? Arada oynarız ya Arda. Arada oynarız. Bir ara şey mi oynasak? Hoy mu oynasak? Olabilir. Hoy oynanır ya. Atatürk'ün öğretmeni Şems Efendi Sabiteist miydi bilmiyorum. Oho ne alakalı? Ya şey bak bak hiçbir bilgim olmadan ben bu iddiayı kimin ortaya attığını söyleyeyim mi sana? Kim? Doğruysa doğru in. Yalçın mıydı? Bir tane adam var ya. Herkese Sabiteist diyen kesin o atmıştır bak kesin. Murat Bardakçı ile bir gün yayına gidiyorlar Ömer bunlar. Talat Paşa masondu. Talat bir şey işte Talat Paşa Sabiteist'ti falan diyor. Yalçın küçük Yok, olması Talat lazım. Paşa masondu da yeri ne alaka? Sabiteist değil canım. Mason tabii ki. Tam mason onu biliyorum zaten. Sabiteist diyordu Talat Paşa'yı. Murat Bardakçı bir güzel morarttı onun yayında. Kütüğünü falan gösterdi. Hayır ya bu herkese Sabiteist diyen şey. Yalçın Küçük biliyorum. Bakayım hatta dur. Adamın adını yanlış telaffuz etmeyelim. Yanlışlıkla birisini şey yapmayalım. İşe alamayalım lan. Adamın adını tam hatırlamıyordum ama. F4 de oynanır oyna. Tamam bu adam ya Yalçın Küçük. Abi liderlerin ya tamam Müslüman bir dine mensup olması çok önemli de. Hayır arkadaşım alakası da yok. Hiçbir önemi yok hatta. Hayır hani mesela cihat oluyor veya başka türlü şeyler oluyor ya. Hı. Dur manevi şeylerde bu dinlerin önemi çok fazla ya. Yani. Ama biz cihat devleti değiliz şu anda. Özellikle ondan bahsediyorum. Ya şimdi değil zaten eskiden Hı. diyorum hani insanların yani bu kadar hani şey bir liderin Müslüman olup olmadığına bakmamız çok garip geliyor bana. Ben doğru bulmuyorum ya. Din tartışmalarını çok doğru bulmuyorum. Atatürk'e de bundan vuruyorlar yani hani yani Müslümanlığı yasaklayın. Ya neden bakıyorsun ki adam yani yeni bir devlet kurmuş, devrimler yaratmışlar. Ne istiyorsun abi ya? Kesinlikle öyle.
Arapların yaptığı Türk katliamları. Aynen. Ne düşünüyorsun? Arapların yaptığı Türk katliamları var. Hmm. Var mı öyle bir şey? Genel bir bilgim yok. Varsa da Araplara zaten ırkçıyım. Önemli değil. İfıkra anlatsana, düşünmem lazım. Nasrettin Hoca'yı anlattık, Timur'u anlattık. Temel'le Dursun'u anlattık 2-3 tane. Aklıma gelince anlatacağım Orhan. Zaten az kişi var, 15 kişiye düşelim. Napolyon mu demiştin sen Ester? Hangi Napolyon? Şey değildir inşallah. Aklıma gelen şeyi anlatamam. Gençliğimi Bizim seviyorum. konumuz vardı aslında ya. Hı? Bizim konumuz vardı, onu başka yayında yaparız artık. Hmm, evet. Çalışamadım ben. Emevi Hastayım. Devleti, evet. Türklere karşı bir antipati var. Selçuklu'yu yarı İranî bir devlet diyebilir miyiz? Çok etkileniyor. Ancak yönetim zinhar, zinhar. Duymamış olayım. Şah İsmail Türk'tür. Şah İsmail Türk. Benimki. Hayır. Yakın çağ, şeyi, eski çağ, orta çağ bana sorma arkadaşım. Ah. Neyle ilgili soracaksa sorsun ya, ben Hadi cevaplayayım sor sonra. bakalım. Ahmet Anapal hakkında ne düşünüyorsun? Ahmet Anapal'ı tanıyor musun Ömer? Hayır. Ben videolarına denk geldim birkaç kere. Açıkçası bunu daha önce konuşmuştuk ama yani. Ha, şu adam değil mi? Yok abi. Atatürk'e saydığın adamların hiçbirini sevmiyorum. O yüzden hiç uğraşamıyorum. Bir şeylik var ya sanki. Bir taraflık var gibi. Geçen tarafsız olduğunu düşünüyorum demiştim ama bir taraflık var onda. Üniversite sınavı ertelenir mi? Bilmiyorum. Ertelen Ertelenmez. ertelenir mi? Ertelenmez. Full büyük harf kullanmak yasak değil mi? Evet Metehan, hepsini büyük yazma. Hepsini büyük yazma. Adı Çetikilletiyorum. üstüne destan yani. Ha, belirli bir olay üzerine yazılmış değil mi? Abartma vardır. Yani belirli bir olay ama hangi destan? Aşağı Bu da yukarı var. hepsi öyle Ömer. Ya yani. Mitolojilerin çıkış noktası da aslında yaşamış, gerçekten yaşamış insanlar. Özü o zaten Hı. ama işte abartma var. Öyle öyle. Sultan İbrahim dili takdim yaptı. Bu her gün 3-4 kere geliyor. Ahmet Anapalı değil mi? Anapalı diye biliyorum ben. Anapalı işte. Tamam. Anaplı değil ki. Anapalı değil. Anapalı. Ester attı WhatsApp'tan, ben sana atıyor, paslıyorum, ben okuyamam bunu. At bakalım fıkra. Roma'dır ya. En başarılı bulduğum imparatorluk hangisi diyor? En başarılı bulduğum imparatorluk Roma'dır ya. Roma olabilir. Roma değil. Yine en soruları gelmeye başladı. Liselilerin geldiği belli oluyor. Biz liseliler gelmeden kapatalım Ömer. Çin uygarlığının tarih boyunca nüfuslarının çok fazla olmasını neye bağlı? Aa, Napolyon. Tamam, bu güzel. Bu güzel. Biraz daha anlatırız bunu. Aleyküm selam. Ali Osman hoş geldin. Romel hoş geldin. Hoş geldiniz. Sezar dönemi başarılı. Sorular zor mu? Hangi soru? En başı... Alfabetayı anlasana ya. Ne yazıyor bu? Daha deminden beri saydırıyor. Yanlı yayıncılık falan yapıyorsunuz diyor ya. Bana Şimdi yanlı dedi mi banlasana. gerçekten? O Evet zaman dedi. kalıcı banlıyoruz. Tarafsızlık ilkemi şey yaptırmam, saygısızlık ettirmem. Tarafsızım her zaman. Onun dışında eleştiri yapabilirsiniz. Sezar ile Napolyon benzer mi? Tarkan ve Ömer Bey benzerse nasıl benzer? Bilgim yok, o yüzden cevap vermeyeceğim. Ben az çok hakimim Bizans tarihine de, şey Roma tarihine de, Napolyon'a da ancak benzle karşılaştırma yapacak kadar hakim değilim ben de. Napolyon'la Enver Paşa'yı karşılaştıralım Yapmasak olmaz. mı?
Enver Paşa. Enver Paşa'yı bir gün şey diyorlar. Sizi Napolyon'a benzetiyorlar. Paşam diyorlar. Ne düşünüyorsunuz? Zinhar diyor. Aha, onu Evet biliyorum. evet. Ben asla ikinci adam olamam diyor. Enver Paşa'nın 12 yaşındaki Naciye ile evlenmesi muhtemelen şey, saygısız bir durum yok burada. Tam detayını bilmiyorum ancak. Zorla iddiatçı yapıyorsunuz insanları. İddiatçılık ruhtur. Ben inşallah. Oğlum niye siliyorsun Ester'in yorumundan? Gayet haklı bir şey yaptı. Varsayımda bulundu. Ester dokunulmazdır. Aynen, Kırmızı Ester çizgimizdir. dokunulmaz. Burak iddiat yemin ettirdi. Molla abimiz mi? Aha, Ya o da o bir da mı? molla diyor, bir iddiatçıyım diyor. Ben anlamadım ya. Muhafazakar kesim aklından hikaye uydurmayı sever. Evet. Çok seviyorlar. İddiatçılığı destekliyor musun? Ya iddiatçılık mı kaldı ya? Valla. Ancak görüşlerini severiz. Dönemine göre de severiz. Güzel akımlar. Güzel bir akımdır ya. İyi mi? Heh. Yok, hayır. Bir cendere çalayım. Kapıyı kapat. Bir cendere çalayım. Ne Niye kovuyorsun lan Oğuz Kağan'ı? Notalarına bakmam lazım sayın arkadaşlar. İnanmak istedikleri gibi yaşayıp yaşadıkları gibi inanmak istiyorlar. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Gilbert Ryle'ın Yakın Tarihin Gerçekleri kitabını aldım. Yakın tarih için yeterli mi acaba? Yetmez. Bir kitapla olmaz. Kitapla olacak iş değil yakın çağ. Şimdi şöyle bir şey var. Bakın yakın çağ tarihi öyle bir demir ki 200 yılda tutulan kaynak, 200 yıllık arşivler tarihin çok ciddi söylüyorum. Ondan önceki on binlerce yıllık kısmından daha fazla. Bu çok net. Dolayısıyla böyle bir deviri bir kitapla çözemezsiniz. Çok karışık bir dönem. Evet. Rommel bizim Kemal'im. Bilgim yok. Oysa banlayalım. Şaka ya şaka. Şaka. Büyük çalmadan önce haber ver de yayından çıkayım demiş Orhan. Teşekkür ederiz Sayın Ladybird. 25 euro için çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Açıl okunur sordu soruya. Çok teşekkür ederiz. 25 euro için sağ ol. Ahmet Taşıyol okunur mu? Okunur. Okunur. Eski Türk tarihi, İslamiyet öncesi çalışan en şu anda yoğun çalışan adam odur, evet. Gönlü zengin, bayağı ya. Görüyorsun işte, Fransuvalar böyle oluyorlar Ester Hanım. O, kalmışız Orta Doğu'da. Gitseydik keşke oraya. Orada bir Türkiye kursaydı, ne güzel olurmuş. John Türk'lü iddiaçıların dönem ağacında farkları nelerdir? İddiaçılar daha geniş bir çatı. Daha muhalif bir çatı. John Türkler iddiaçıların selefidir. İddiaçılar John Türklerin halefidir. Bir ardıl ilişkisi vardır arada. 25 euro. Ya bak şimdi sen Fransa'da yaşıyorsun. Bak bak şimdi. 100 euro. Euro diyelim. Fransızca. Euro. Sizin için gerçekten ortalama bir para olabilir. Hatta ufak para da olabilir. Ancak onu TL'ye çevirdiğin zaman 2000 lira yapıyor. Dolayısıyla 1 euro bile bizde 20 kat daha değerli geliyor gözümüze. Bizim için çok önemli bir şey. Teşekkür ederiz. Var ol, var ol. Ne kadar gönlü zengin, yüce bir insanmışsınız da bizi bu yardımdan mahrum bırakmamışsınız. 100 euro az değil demiş. Orada az değil kanka gerçekten. Aman canım işte. 25 euro da az değil. Anlatabildim mi? 20 ile çarp ve kafanda öyle bir hesap yap. 20 euroyu 20 ile çarp. 500. 500 euro senin için nasıl çoksa bizim için de o kadar çok. Neyse, bu can sıkıcı şeyleri konuşacaksak olmaz mı? Tamam. Ben gitmenin yolunu biliyorum da işim işte. Vay. Ester, giderseniz beni de alınsanıza yanınıza. Kurban olayım. Ay. Alın beni de be. Alın be. Şaka yapıyorum bu arada. Ben bu ülkeyi bırakmam. Benim burada daha çok işim var. Ciddi söylüyorum. Gitmem ben. Rıza Nur deli midir? Deli. Ahır deli. Hem de nasıl deli? Deli değil mi? Evet.
Avo. Yorumumu oku. Bak. Nerede? Altın Orda ve Cengiz Han'ın yarattığı imparatorluğun ne farkı var? Altın Orda daha sonra. Kuzey Karadeniz'de. Cengiz Han daha önce. Ancak ikisi de Moğol devleti. Cevapladım. O O. zaman dur, pedofili mi ya? Olabilir. Bilmiyorum. Günahını almayalım şimdi de. O adam deli bir adam ya. Günahı da alır mı bilmiyorum. Kime oy vereceksin? Ben partizan değilim. Parti desteklemiyorum. Görüşürüz. Ömer, kime oy vereceksin? Bakalım, adaylara bağlı. Şu an en mantıklı Ama bulduğun aday kim? altı Kemal Kılıçdaroğlu çıkarsa vermeyeceğim. Büyük ihtimal kimseye vermeyeceğim. Aday olmasın. Veya Muharrem İnce'ye veririm. Aynı, aday Ben de olmasın. Muharrem İnce'den yanayım şu anda. Muharrem İnce'ye veririm büyük. Ben dediğim gibi parti desteklemiyorum. Partizan bir adam değilim. Seçimden önce karar vereceğim. Daha seçime 2 ay var. 2,5, 3 ay var. Bir ay kala bir oturur şeyini yaparız. Muhakemesini yaparız. Hiç verdin mi? Vermedim hiç. İlk verişim olacak. Ömer'in sesi çok kasıyor. Ya Ömer'i Discord'dan bağladık. Onu belki düzeltebiliriz ileride. Fatih Sultan Terim hakkında ne düşünüyorsun? Ömür uzun olsun. Fizik öğretmenine oy vermek en ma... Evet. Yorumumu okur musun? Okudum. Ne vermedin? Oy vermedim. Oy. Terbiyesizler, saygısızlar. Oy vermedim. Beni nasıl donguya düşürüyorlar ya? Oy vermemek yasal bir hak olmalı. Ya bildiğim kadarıyla tabii oyunuzu kullanın ama vermediğiniz zaman bir cezası yok diye biliyorum. Uygulanmıyor yani. Anayasa olarak var da. Ekrem İmamoğlu kazanır mı Efendim? seçimi? Ekrem İmamoğlu kazanır mı seçimi? Aday olursa ama. İstatistikler öyle gösteriyor ki şu anda kaybeden 2 aday var. Altılı Masa'nın bütün şey isimlerini karşılaştırmışlar. Sadece Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu kaybediyor. Erdoğan'a karşı. Mansur Yavaş, İmamoğlu vesaire kazanıyorlar. Yurt oyunu almak için İmamoğlu'nu seçerler Bana da büyük öyle ihtimal. geliyor. Dur siyaset Ama olmasın sen... ya Merim. Tamam. Siyaset hoş bir şey değil. Sevmeyiz siyaseti. Oy verirken oyup o piti piti yapacağım. O kadar değil ya. Yani tek ricam var herkesten. Partizanlık yapmayın arkadaşlar. Bir parti desteklemeyin. Vaatleri ve icraatleri size uyana oy verin. Bunu yaptıktan sonra vicdanınız da rahat olur. Yıl ölüm kalım savaşı seçimler. Evet. Oy kullanmamıştım, sıkıntı olmadı. Evet olmuyor. Yasal olarak bir cezası var bildiğim kadarıyla ama uygulanmıyor diye biliyorum. TKP'ye ver. Aman aman aman. TKP riskli bir parti arkadaşlar. Komünistlerden uzak durun. Zafer'in oyu çok düştü son bir ayda. Çok düştü. Çünkü salak saçma Evet. açıklamalar Çok yapmak. düştü. Son anketler yayınlandı mı Ömer 6 Şubat'tan bu yana? Hiç bakmadım. Bakalım. Ülke çapında 2023 Türkiye genel seçimleri için yapılan anketler. Yok, daha yayınlanmamış. Muhtemelen faciadan dolayı birazcık anketler ertelendi. Abdülhamit neden Latin alfabesini ya da Göktürk alfabesini getirmedi? Latin alfabesine geçmeyi düşünüyor ancak Şeyhülislam izin vermedi deniyor. Göktürk alfabesine de ilgisi var. Getirmekle alakası bir şey olduğunu düşünmüyorum. Göktürk çok eski. İlgisi vardı. Bizim zaten Yani. Göktürk alfabesi karıştırılıyor. O bizim alfabemiz değil arkadaşlar. Runik alfabeyi biz bulmadık. Muhtemelen Kuzeylilerden aldık. Bu kadar aidiyet... Barajı siyaset yoktu değil mi? Tamam. Yok yok siyaset yok Birisi soru sormuş da. canım. Yok abi siyaset olmasın. Felsefi bir soru. Sizce toplumların birlikteliğinin temelinde korku mu yatar yoksa çıkar mı? Ben bu sorunun cevabını biliyorum ama önce sizi dinleyelim Ömer Bey. Kar bence ya. Var. Ama korku da var. İbn Haldun'un asabiyet teorisini duydun mu? Asabiyet kuramı ve umran ilmi. Hayır. Asabiye ve umran diyor ki, insanlar diyor, daha doğrusu bütün canlılar ilk var oldukları anlardan itibaren bir soy dayanışması içine girdiler diyor. Çünkü doğaya karşı çok dayanıksızlardı. Bu soy dayanışması yerini zamanla dini bir dayanışmaya bıraktı diyor.
daha sonra ırki bir dayanışmaya bıraktı diyor. Ancak en temelinde insanlar birbirlerine karşı bir aidiyet hissettiler. Bu asabiye kuramıdır. Çünkü birlikte olmak zorundalardı. Dışarıya karşı daha güçlü olmak için. Doğaya karşı daha güçlü olmak için. Bu kuramda yerini zaman zaman devletlere bırakmış. Zamanla devletlere bırakmış. Felsefi soruların tek cevabı olmaz. Tabii ki olmaz. Ya ikisi birlikte olabilir aslında. Yani çıkar daha ağır basabilir ama korku da vardır bence içinde. Korku işte doğadan korku var canım. Çünkü çıkar günümüzde her yerde olan bir şey ve çoğunlukta yani insanları ya ne kadar kabul etmesek de insanları genellikle çıkarları hani çıkarımız için yanımızda tutarız. İnsan bencil bir varlık maalesef. Aleykümselam arkadaşlar, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ama ben yoruldum Ömer Bey. Birazdan kapatırız müsaadeniz varsa. Tamam. Çok mazlum bir tamamdı. Yorumumu cevapla. Bana emir veremezsiniz Marvel Bey. Kabul etmiyorum. Bir de şey like atayım demiş. Abi zengin misin? Hayır. Gönlüm zengin ama. Gönül zenginliği var. Mütevazı olmayacağım bu konuda. Ömer, mütevazi ile mütevazı arasındaki farkı biliyor musun? Hayır. Ben bunu araştırdım. Mütevazi kelimesi iyi de yazarsanız meridyen anlamına geliyormuş. Meridyen. Mütevazı I ile yazarsanız bu bizim mütevazı. Hani alçak gönüllü anlamına geliyormuş. Yusuf Alacıoğlu, Sevan Nişan. Yok izlemedim. İzlerim. Öyle bir şey varsa izlerim. Çok garip olacak ama canım şalgam çekti ya. Ben şalgam içemiyorum. İçinde şeker var. Aa, ya, var mı? Var. Ah be. Miting paralarını halka dağıtsalar da çok daha mantıklı. Onun yerine yatırım yapsa yine mantıklı. Hazine yardımının bence kaldırılması lazım. Sattım Hüseyin. Sevmeyiz şu. Bir de saklanan Sattan mıydı? Sattan mıydı, Kattafi miydi? Sattan herhalde. Böyle bir şey yapalım mı? Efendim? Bak yayını, konularımız belli olsun. Abi. Biz seninle konuştuğumuz şu mimari, ilk konumuz mimari. Sonra Ester Hanım müsaitse onu alalım. Olur. Felsefe hakkında. Yahudi tarihi. Aynen aynen. Aynen. Cevap verirse şimdi. Bana sürekli eski çağ tarihi soruyorsunuz. Ben anlamam. Ester anlarım o işlerden. Yalan mı Ester? Mehmet abi de gelsin. Mütevazı diye bir kelime göremezsiniz. Olabilir. Olabilir. Antikomünist misin? Yok, özel olarak antikomünist değilim ama sevmem komünistleri. Bence açık mı harbiden neden kaldırılıyor? Özel bir sebebi var mı bilmiyorum, biliyor musun? Güzel soru ama. Araştırmak lazım. Not alayım. Ya, ne kadar ücret... Kitap, tamam ben sana bir kitap yollarım. Kattafi hakkında ne düşünüyorsun? Yok, az etmiyorum ya. Abdülhamit. Tamam aynen. Gelişmenin kuralı her yerde aynı. Sadece batıda aranmamalı. Aynı zamanda doğu için de geçerli. Şu anda ben neden batıyı örnek almamız gerektiğini düşünüyorum Ömer. Efendim? Şu anda neden ben batıcıyım? Batıcı diyorlar bana. Neden batıcıyım? İyi olan bir şeyi benimsersin. Çünkü şu anda batı önde değil mi? Tabii canım. Ama söz veriyorum. Yarın doğu önde olsun, Çin önde olsun. Bak yemin ediyorum dünyanın en büyük doğu perinçekçisi ben olacağım. Vallahi ya. Yemin ediyorum ya. Yok arkadaşım yok. Bak, doğu yerine kalamayız. Zatçı olsun mu? Olsun abi bence. Efendim? Zatçı Abdülhamit. Olur, olur. Derkine Ester, Mehmet abi, ben, sen. Tamam. Tamam, konularımız belli. Sol liberaller. Sol liberal abi. Oğlum öyle bir şey mi olur? Sağ komünist, sol liberal. Saçma salak şey. Peki şey yapalım. Bunun gününü ayarlasak olmaz mı? Hani şimdi de bildirelim ki. Topluluktan yine bildiririz ya. Ben çünkü ne zaman müsait olabileceğimi bilmiyorum. Bu hafta biraz doluyum. Hafta sonu olursa iyi olur ama. Olur olur. Bir cumartesi olabilir belki. Kararlaştırır, topluluktan duyururuz yine. Tamamdır. Ester de tarihçi.
Hatta o mezun direkt. Sol Ben liberal. burada ben tarihçi değilim herhalde. Ömer, sol liberal olur mu Ömer? Soldan hayır gelmez bence. Ya şimdi bak, liberalizmin kendisi merkez sağ diye düşünüyorum ben. Yani haksız mıyım? Zaten sağcı olmuyor mu zaten Ya, ya liberalde? sağcı olacaksın ya merkez sağ olacaksın. Komünist liberal nasıl olmuyor? Arkadaşlar gerçek aşkın neymiş? Ne yazmış? Ha. Estere İkisi de aynı şey değil mi Ester ya? Tabii canım, sen de paşasın. Ben de bak. paşayım. Şey yok mu? Kısa Türkiye tarihi var, onu alabilirsin aslında. Öneri. Türkiye şu an önümde zaten. Başka ne olabilir? Başka aklımda var da. Abi yakın çağa sen yakın yakın çağa sen önereceksin Cumhuriyet tarihini. Bende Cumhuriyet yok biliyorsunuz. Ya bak Ömer, şu çok garip biliyor musun? Ne? 5-6 yıldır yalvarıyorum arkadaşlar, ben yakın çağcıyım. Benim ilgi alanım 1800'den sonrası 1900'lere kadar. 19. yüzyıl diyorum. Adamlar inadına ilk çağ, orta çağ, Cumhuriyet tarihi soruyorlar. 10 sorudan bir tanesi çıkmıyor yani yakın çağ sorusu gerçekten. Tarihçi hani tarihçi hep böyle bir şey var, her Evet. şeyi bilir Yok algısı, abi, tüm tarihi bilmiyorum her bilir şeyi. algısı var ya. Yani maalesef, keşke bilsem, her şeyi bilsem, mümkün değil. Kendi alanımda biliyorum yani. Wikipedia'da öyle geçiyor. Evet, aynen, Cumhuriyet'in ilk yüzyılı, kısa Türkiye tarihi. Evet, yayını beğenirseniz flüt çalacağım. Beğeniler düşmeye başladı. Antık mısın? Antık ne ya? Antika mı diyorsun bana ya? Antik Mısır. Antik Mısır'ı ben anlatabilirim aslında. Bilgim He, var. Mısır. Anlat abi sen. Tamam, antik Ama bir dahaki yayına şimdi anlatamam. Mısır'dan. Bir hazırlık lazım diyorsun. Tabii. Cavit Bey ekonomik liberalizm uygulamıştır. Maliye Nazırı Cavit Bey. Sana bak, bu konuya çok girmeyeceğim ama Cavit Bey'le ilgili bir tuhaf bir olay anlatayım mı? Bir dakika bekle. Tamam. Tarihle ilgili değil ama bir şey merak ettim. Hiç belgesel yok, seslendirmedim. Sadece kendimi seslendiriyorum. Başka bir şeyle uğraşmıyorum. Hazreti Musa var mıdır, yok mudur? Aa, adam biliyor ya. Kadın biliyor ya. Cumhuriyet tarihini biz yine görüyoruz Eser. Geçen sene de gördük, bu sene de görüyoruz. Keşke görmesek, hoşuma gitmiyor çünkü. Eski çağ da gitmiyor. İlk çağ da gitmiyor. Orta çağ da geçmiyor. Gitmiyor. Yeni çağ da gitmiyor. Sevmiyorum ama yani yaptırıyorlar. Sesim geliyor Geliyor geliyor. Beni ben seslendiriyor. Bak, Maliye Nazırı Cavit Bey var ya Ömer. değil mi? Almanya'ya giderken kullandığı pasaport. Maliye Nazırı'nın şahsi evrakı. Bir çöplükten çıkmış. Evet, çöplükten çıkmış. Benim bir tanıdığım anlattı. Bir mezatta açık arttırmada Maliye Nazırı Cavit Bey'in pasaportu açık arttırmada satılmış. Çok da ucuza gitmiş. Evrakı falan da. Nasıl bulmuşlar? Bir tane çöplükte bir tane kağıt toplayıcı gezerken Osmanlıca yazılar görmüş. Belki para eder diye oradakilerin yarısını bile toplamamış. Bir kısmını almış. Daha sonra gelmiş. O diğer Ne almadığı elinde? kısımda kim bilir neler neler vardı. Maliye Nazırı'nın evrakı diyorum sana. Vay be. Öyle abi. Çok tuhaf bir olay. Yorumu cevaplamıyorsun, abi önden çıkıyorum. Güle güle görüşürüz. Bir de banlayalım seni Marvel. Sen toksiklik yapıyorsun. Ben senin niyetini anladım. Yanlış anlama abi. Sadece meraktan soruyorum. Discord'da din konusu açıldığında çok sessizdin. Dini inancın nedir? Benim dinim bana arkadaş. İnançlı bir insanım, bu kadar. Ben kendi dinimi kendim yaşıyorum yani. Gösteriş yapmayı da sevmiyorum dinim üzerinden. Yok. İnanın. Ben dersi görünce sinirleniyorum. Sevmiyorum ben o adamı ya. Ya bu arkadaş küfür etti ama ben buna ban atmayacağım. Sadece mesajını sileceğim. Çünkü hak eden birisine küfür etti. Toksik toksik ya. E olarak mı çıktı? Sildim. Toksik. Ya böyle de demeyelim şimdi ya. Şimdi... Vahdettin, Topkapı Sarayı'ndaki eşyalarla Avrupa doğru kurabilir miydi? Sadece saatini, yo, saatini bile bırakıyordu yanılmıyorsam. Değil mi Ömer? İngiliz gemisine Ya, saatini götürmemişti. hatta bir şey hani
Çocuklarında yemek yerken çocuklarından birisi Atatürk'e laf söylüyor ve çocuğuna kızıyor diye biliyorum. Doğrudur. Doğru. Bunu Ester Hanım da söylemişti. Ay, ben mi yoruldum? Buyur abi, sen konuş. Asker olarak mı daha başarılı, devlet adamı olarak mı? Asker olarak mı şey zaten muhakkak başarılı bir şey de devlet yani bilemiyorum. İkisi de olabilir. Ama ileri görüşlü olduğu çok belli ya. Kıza anlatıyormuş, yalanmış, bilmiyorum. Ben hakim değilim. Maalesef ben Kontrolüm yok. yoruldum. Birazdan kapatacağım. Ömer Bey müsaade Kontrolüm. ederse tabii. Ömer Bey'den izin almadan olmaz. Ben de iki izliyorsa kapatabilirsin. YouTube'da takip ettiğin kanal var mı? Hep izledin. Evrim Ağacı var. Barış Özcan var. Var, birkaç kanal daha var. En çok bunları seviyorum. Popüler bilim kanallarını nedense çok seviyorum. Normalde popüler olan her şeye karşıyımdır ama burada hoşuma gidiyor. Büyük Turan'ın sorusuna cevap versene. Çocukluğu zamandan beri izliyorum. Ha, özür dilerim, görmedim Turan. Napolyon neden yenildi sence? Çünkü tarih bilinci yok adamın. Tarih bilinci yok. Şimdi bak, Napolyon'dan evvel Rusların üzerine sefere çıkanlar var. Mesela Baltacı Mehmet var. Ordu soğuk şartlar altında Ruslara karşı savaşamaz. Bu bir gerçek. Avrupa standartlarında yetişen, talim alan alaylı bir ordu. Anadolu coğrafyasında talimlenmiş alaylı bir ordu Rus coğrafyasında savaşamaz. Napolyon bence bunu bilmeden hareket etti. Dolayısıyla yenildi. Yanlış zamanda. Acele etti. Fevri davrandı. Ama büyük bir asker olduğu gerçeğini değiştirmez. Felsefe kanalı olarak Portal. Bakabilirim. Portal çok iyi ya. Haberim yok. Portal bayağı iyi. Çok iyi. Olur. Evrim Ağacı mı, Barış abi mi? Hangisi Ömer? Barış. Barış değil mi? Barış Hoca. Ya zaten konuları farklı değil mi? Farklı farklı. Konuları farklı. Evrim Ağacı da çok iyi. Barış abi daha çok seviyorum. Ama ikisi de sonuçta bilim kanalı ya. Aynen. Selamlar arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bilgi otağı varmış bir de. Bakalım ona. Uzun saçlı Arnavut. Diamond tema mı? Diamond tema. Yok, izlemiyorum da tanıyorum kendisini. Yani görüyorum. Portal Birikim ve felsefe yerleştirdi. Oo. Oo. O güzel şeylere değiniyor ama. Evet. Yapalım birazdan Kemal'i arayalım. Olur. 49W varmış bir de. Ona da bakalım. Oğlum şuna söyle İnönü'de Menderes değil. Menderes yok. Menderes diye bir adam neden yaşıyor bilmiyorum. İnönü. İnönü'yü de çok sevmem ama İnönü. Menderes'ten iyidir. Tasavvufu İslam gibi anlatmıştı Diamond. Diamond Demon'ı izlemiyorum. Tanıyorum ama. Bir gün bir arkadaş videosunu attı. Baktım arkada Arnavut bayrağı var. Oradan çağrışım yaptım. Menderes İstanbul'un katilidir. Mimar Sinan'ın eserlerini yıkmış bir rezil bir heriftir. Bakın, mimari restorasyon okuyan adam söylüyor bunu. Ben söylemiyorum ha. Rezil bir heriftir. Üsküdar'da yıktı Mimar Sinan'ın bir hamamının yarısını yıktırıyor yol geçecek diye. Ya tarihi eser yıkılır mı abi? Adam biliyor. Ben anlamam. Geçmiş olsun dileklerimizi. Evet, iletelim. İletelim. O zaman bize bir kapanış konuşması yap Ömer. Yapamam. Ben halim yok. Ben flüt çalayım, sen konuşma yap arkada. Tamam mı? Sen bence flüt çal. Aha. Ben de sadece durayım. Tamam. Kemal'e yazayım seni arayacağız diye. Tamam. Kapanışta bir flüt çalalım size ya. Kulaklıklar kulaklıklarını çıkarsın bir. Menzil ilahileri gelir gelir. Menzil tarikatı. Oy, Afıkra. onlar hakkında da bir gün yayın yaparız. Rezil herifler hakkında. Napolyon bir gün savaş planı yapıyormuş.
generalleriyle beraber. Bir tane general çıkmış demiş ki haritayı gösterip. Şurayı da alalım, burayı da alalım, şurayı da fethedelim, şurayı da alalım demiş. Napolyon demiş ki, oğlum lan demiş. Oraları öyle parmak göstermeyle alınsaydı çoktan alırdık lan demiş oraları. Ya. Reis geldim okuldan direkt yayına girdim. Hoş geldin, hoş geldin. Tam da kapanış saatine gelmişsin Berat. Flütle pong çal abi. Olur. Tasavvuf çalacağım bir gün ya. Bir gün çalacağız. Yunus Emre'den çalarsın. Neyzen olacağım ya. Neyzen olur, Ben neyzen neyzen zaten. olacağız neyzen. Bu da çok üzgün. Eyvallah. Köylü mü kaldı da köy ensini uygulayacağız? Dinle dinle şey. Ömer. Ben dinleyemiyorum. Sen onu çalarken ben duyamıyorum. Abla artık. Ne çalıyor? Ben duyamıyorum ki. Dur, telefondan yayına gireceğim. Bu kadar arkadaşlar. Devamı yok. Yok. Devam yarın. Buna telif atarlarsa ben dava açarım. Bu kadar heba ettim müziği. Benziyor diye dava açamazlar bana. Kedi yanımda uyuyordu. Sesi duyunca duygulanıp asker selam verdi. O 7 asker. Bitirişi güzel yaptık. Ama söz veriyorum bunun daha güzelini çalacağım size inşallah. Evet, herkese teşekkür ederim sayın arkadaşlar. Ester, Sultan Hakim, Metehan, Ömer, İmparator, Orhan, Büyük Turan, Emir, Takdidar, MYP Edit, Yusuf, Ezgi, teşekkür ederiz. Yarın yayın olacak mı? Bilmiyorum. Olursa topluluktan bir haber veririm, bir de biraz daha geç açarım. Çok fazla kişi gelmemesi aslında bir yandan iyi bir yandan da kötü. Bağış yayını olduğu için kötü. Bir 25 euro attı bizim yengemiz ama teşekkür ederiz Ömer Bey. Yine de fena değildi. 600 lira civarı topladık. Ama yarın bağış yayını yaparsak daha geç açarım. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Esenlikler, selamlar, saygılar. Hoşça kalın. İyi günler. Rüzgar bey.